Merhabalar sevgili izleyicilerimiz, Üstad Kadir Mısıroğlu'yla Ramazan Sohbetleri programına hoş geldiniz efendim. Üstadım siz de stüdyomuza hoş geldiniz. Hoş sevgili izleyiciler, İslam Dünya Görüşü mücerret prensiplerini konuşmaya devam ediyorduk. Orada hümanizm yani insaniyetçilik prensibinde kalmıştık en son. Üstadım, insaniyetçilik prensibini konuşurken siz dediniz ki İslam insanı tekrim eder, hani... Ee yüceltir. Fakat hemen insanlık insanlığı konuşunca kölelik, cariyelik meseleleri de akla geliyor. Hani bu durumda nasıl bir izah yani yapacağız diye. Bu meseleler var diye evet. hatır olabilir. Onun evet. için cevaplandırmak Süremiz lazım. Süremiz az gelin. ya sevgili izleyicilerimiz. Hemen mevzuya girmek istedim üstadım. Tamam. Buyurun. Şimdi dedik ki insan Allah'ın beyanıyla yeryüzünde Allah'ın halifesi olarak yaratılmış. Allah Azimüşşan ise kendisinin bir taal yani hayal ötesi mükemmellikte beyan buyurduktan sonra ben insanı yeryüzünde bir halifem olmak üzere yarattım buyuruyor. Evet. Diğer taraftan velakat keremla beni Adem'e ben Adem'i mükerrem kıldım diyor. Ben ona asrın takvim üzere yarattım buyuruyor insanın tekrimi hususunda bu beyanlar gösteriyor ki beşeri dinlerde insan zekasının eseri olan dinlerde Allah mefhumuna izafe edilen değerden daha büyük değer Allah nizamında insana atfediliyor. Bu böyledir de bu kadar şerefli olan insan için şu kavim bu kavim değil, şu dine bu dine mensup olan değil. İnsan olmak haysiyetiyle bu kadar şereflidir de kölelik ne oluyor? Evet. Cariye ne oluyor? Azınlıkların bazı haklarda kullanmaktan memnuniyeti ne oluyor? Hı hı. İslam'dan dönme hürriyetinin mevcut olmaması ne oluyor? Evet. Bunlara cevap vermek lazım gelir. Din düşmanları biraz din hakkında bilgili olsalardı böyle sualler sorarlardı. Fakat onlar dini hiçbir şey bilmeden reddeden adamlardır. Sade onun tesis ettiği psikolojiye düşmandırlar. Allah'a itaat Mesliyer imzasıyla Voltaire'in yazdığı kitapta Allah kabul ve itaat Selim isimli kitapta Cumhuriyet başlangıcında tercüme edilmiş bütün mektep kütüphanelerinde vardır. Birinci bahis Allah'a inanmak insanı köle yapar. Yani insan mutlak hürdür zannediyorlar. Hür olması lazım geliyor zannediyorlar. Doğruya itaat de hürriyete aykırı bir şeydir zannediyorlar. Şimdi İslamiyet'in köleliği muhtevasını hür insana eşit hale getirmekle birlikte ismen muhafaza etmesinin bazı sebepleri var. Evvela şunu söyleyeyim ki İslamiyet metot itibariyle inkılapçı değildir. Yani revolüsyoner değildir. Nedir? Tekamülcüdür. Bunu nereden anlıyoruz? İslam demiyor ki ben yeni bir din geldim. İlk defa bu hakikatleri ben terennüz ediyorum. Ben ifade ediyorum. Hayır. Adem Aleyhisselam'a bildirilen dini tecdide geldim diyor. Evet. Ondan bakiye kalan bir şey varsa muhafaza eder. Değişen bir şey varsa aslına rica eder. Değişen cemiyet şartları itibariyle yeni ihtiyaçlar varsa da yeni kaydı İslam inkılapçı değildir. İnkılabın mantığı kendinden evvelkini red, her şeyi kendiyle başlatmaktır. İslam bunu yapmaz. İslam kendinden evvel bulduğunu getirdiği hak nizam ile mizan ederek doğru bulduğunu muhafaza eder. Mesela İslam gelmeden evvel Mekke'de bir hıl fudul cemiyeti vardı. Hülfül Fudul Cemiyeti şuydu. Hariçten gelen tüccarların mallarını alıp da parasını vermeyen yerli Araplarla mücadele için kurulmuş bir cemiyetti. Evet. Evet. Bir teşkilat. Peygamber de nübüvvetten evvel buna dahildi. Şimdi ihtiyaç olsa peygamberlikten sonra şimdi ihtiyaç olsa gene böyle bir şey kursa gene dahil olurum buyuruluyor. Bu İslam'ın temel esasıdır. İlla ben her şeyi sıfırdan yeniden başlattım demiyor. Bütün peygamberlerin dini İslam'dır. İnne din inde İslam. Ben onun tecridi için bir nevi geldim demektir. Evet ve bizim akaidimizde de ilk peygamberden bizim peygamberimize kadar bildirilen ahkamda hiçbir tebedülat, hiçbir değişiklik, hiçbir fark yoktur. Sade muamelatta fark vardır. İnsanlığın tekamülüne tabi olmak şartıyla muamelatta fark vardır. Esirlik. Esir ve cariye. Kadın esir cariyedir. Evet. İslamiyet'ten evvel Mevcut olduğu gibi bütün insanlık tarihiyle eşit bir müesseseydi. Biz bunu İslamiyet ihdas etmedi. İslamiyet bunu kucağında buldu. Bulduğu bu müesseseyi ismen ipka etti yani muhafaza etti. Hı hı. Muhteva itibarıyla hür insana eşit bir seviyeye getirdi. Hatta bazı haklarda hür insanı bile geçti. Yani adı kölelik ya da cariyelik tamam. kaldı ama hukuken eşitsin. Birincisi, köleliği harp esaretine tahsis etti. Sadece harpte esir edilenler köle ve cari olurlar. Onun dışındaki köle itiraz etme usullerini iptal etti. Şimdi Allah Azimüşşan buyuruyor ki, ...birbirlerinize düşman olarak... ...bazınız bazılarınıza düşman olarak... ...arza inin... Evet. ...Adem'e... ...Maruf Zelle'den sonra... ...bunun manası... ...bu dünyada... ...beşer arasındaki ihtilaf... ...zahir olmaz... ...harp darp... ...yeryüzünden kalkmaz... ...bunun bir sebebi de... ...insanın... ...ekremiyet sebebi olan seni takvim üzere yaratılmış olmak, eşef-i mahlukat olmak vasfı gerektirmiştir ki Allah'ın bütün sıfatlarına nasip olsun. Halbuki Allah'ın bazı sıfatları celali, bazı sıfatları cemalidir. Allah zıt sıfat sahibidir. İnsan da, insan şahsiyeti de bu zıt sıfatların bir mübareze sahası gibidir. Burada Celali sıfatları galip getirenle cemali sıfatları galip getirenler arasında bir kavga olmaması düşünülemez. Çünkü zıtlar arasında kainatta varlığın nasıl tek olduğu için zıtlar arasında bir aynıleşme arzusu vardır. Kafir Müslümanı kafir yapmak ister, Müslüman kafiri Müslüman yapmak ister. Bu fiziki alemde de böyledir, beşeri alemde de böyledir. Fiziki alemde bir odanın bir köşesine bir koku sıksan odadaki bütün zerreler hava zerreleri eşit miktarda oluncaya kadar o kokuya ait oluncaya kadar bir geçişme olur. Bu fizik kanunudur. Bunun sebebi varlığın aslının aynı olmasıdır. Bu aynıyet beşer hayatında da vardır. Buna göre harp darp zahil olmaz. Harp darp zahil olmadığına göre esaret de ortadan kalkmaz. Peki, onu, esiri, köleyi, cariyeyi, İslamiyet kaldırsaydı ne olurdu? İslamiyet kaldırsaydı, yani İsmen de kaldırsaydı, muhtevayı düzeltmeyi sonra evet. söyleyeceğim. İsmen de kaldırsaydı, Müslümanların aleyhine olurdu. Çünkü o gün bütün insanlığın bir araya gelip de bugünkü Birleşmiş Milletler bile bunu başaramıyor. Bir karar alsın da bütün insanlar bunu tatbik etsin. İsrail aleyhine Birleşmiş Milletler yüz defa karar aldı. Dinlemiyor. Evet. Dinlediğini kabul edelim. O gün dünya milletlerinin böyle bir araya gelip de beyin elmiler bir anlaşmayla esareti kaldıralım deme şansları olmadığına göre bunu İslamiyet tek taraflı olarak kaldırsaydı. Müslümanlar harpte esirlerini geri alma şansına malik olmazlardı. Çünkü kendinde esir yok. Evet. Esir mi, sıra mübadelesi her harplerden sonra milletler arasında cereyan eder. Kendi esirlerini kurtarmak için karşı tarafın esirlerini verir bunu sağlamıştır. Müslümanların nesil olması halinde kurtarılmalarını sağlamak için onu ismen ipka etmek ihtiyacını hissetmiştir. Bu birinci sebep. İkinci sebep eğer esaret ortadan kalsaydı. Düşman orduları birbirleriyle savaşırken köle olarak kullanamayacağı adamı Niye esir alsın? Öldürür. Ondan hiçbir istifadesi olmayacak demektir. Esaretin muhafaza edilmesi, harplerde öldürülmenin azaltılması gibi bir hikmet emebnidir. Hmm. Doğru. İkinci bir sebep, esiri fideyi necat alarak bırakabilir. İslamiyet'ten evvel, Hatta İslamiyet'ten sonra da gayrimüslimlerin tatbikatı böyledir. Bu bir kitap. Bu adam Lahey'de bir konferans vermiştir. Ahmet Çeşik Turnagil. Bu adam Lahey'de bir konferans vermiştir. Lahey'de bizim mümessilimizdi. Onlara harplerde gayrimüslimlerin İslamiyet'in evvelinde de sonrasında da kendi kaynaklarından nasıl katlam ettikleri, insanları nasıl öldürdükleri, cahiliye Araplarının da İslamiyet'ten evvel esir üzerindeki her türlü zulmü mubah gördüklerini ispat ediyor. Bunun kaynakları kamilen yabancıdır. İslami mesailde İslamidir. Batılların suratına vurmuştur bunu. Bu konferans basılmamıştır. Fakülte dergisinde kalmış. Bunu ilk defa ben kitap haline getirdim. Buradan okusak akla ziyan. Bizim zamanımız böyle meseleleri tamik etmeye, derizleştirmeye müsait değil. Hala, hala esirlere bu zulüm harplerde devam etmektedir. Irak'ta gördük, Afganistan'da gördük, evet. Suriye'de görüyoruz. Öldürüyor. Sadece öldürmseği Kadın... üstadım neler neler yapıyorlar ya, yani. Kadınları kadınları cariye yapıyor. Genç delikanlıları ya fidyeyi necat almak için yahut çalıştırmak için. Garip bir şey söyleyeyim burada kimse bilmez. Göten'in 20. göbekten babası Sadık Sultan adında bir Selçuklu subaydır. Hmm esir düşmüştür Almanlara. Almanya'ya esir düşen Yeniçerilerin Viyana bozgunundan itibaren çeşitli harplerde yaşadıkları ahval bu kitapta çok mufassal anlatılmıştır. Endülüs'e ele geçirdikleri yaptık zaman yaptıkları mezalim anlatılmıştır. Kudüs'e girdikleri zaman atların diz kapaklarına kadar kan kendi kaynaklarından İslami eserleri Endülüs'te nasıl yaktıkları Hipolite'nin eserleriyle kendi beyanlarıyla sabittir. Bunu da bitmez. Demek oluyor ki genç erkekleri ve genç kadınları alıyorlardı. Gayri muharip insanları işgal ettikleri yerlerde öldürüyorlardı. Halbuki İslamiyet gayri muharip öldürmesini yasakladı. Aman dileyene de. Aman kılıç kalkmıyor. Evet, savaşmayan, bunu da, pes etmeyene. Bunu da bunu da savaşamaz geçiyor demek. Hı hı. Onu da yasakladı. Alman esirleri de kendi esirlerini mübadele edebilmek için muhafaza etti. Ama onların hukukunu yaptı. Onların hukukunu hür adama eşit hale getirdi. Erkekten başlayalım. Evet. Esiri çalıştıramazsın. Bakıp beslemeye mecbursun. Kendi şahsi şartların ne durumdaysa, içtimai mevki ne durumdaysa, aynı refah seviyesini o esire de yaşatman mecbursun. Evlat muamelesi yapacaksın, esir aldınız. Eğer o esir, karşı taraftan bir fidyeyi necat getirdiyse kurtuluş açısı. Mecbursun hayır ben bunu beğendim. Yanında kalacak diyemezsin. Ona da hürriyetin iade etmeye mecbursun. Cariye ise cariyeyi sokağa bıraksa esir kadın. O da harp esiridir. Başka türlü olmaz. Sokağa bıraksa geçim imkansızlığı dolayısıyla tanımadığı bir milletin içinde tanımadı. Karnını doyurmak için fuhşa sürüklenmek ihtimali vardır. Bu da umumun ahlakını bozar. Onu varlığı yerinde olan bir aile alır, cari olarak evinde o da aynen erkek köleye olduğu gibi ona eziyet edemez. Onun her türlü ihtiyacını kendi hal ve şanına göre, mevki iştimaiyesine göre yerine getirmekle mükelleftir. Hiçbir külfeti yoktur cariyenin efendisine karşı, kölenin efendisine karşı. Hiçbir külfet. Bu ne demek oluyor? Eşit. Bu eşitliğe başka bir misal vereyim size. Buyurun. İslam orduları İran'a doğru gittiği sırada bir şehir bir şehir eman aldık diyerek kapılarını açtı. Kumandan dedi ki ne emanı? Size kim eman verdi? Bir askeri gösterdiler. O asker Müslüman bir köleydi. Müslüman bir köle. O eman vermiş. Bir nefer. Yani eman da şudur. Der ki ben seninle harp etmekten vazgeçiyorum. Dövüşmeyi, çatışmayı da bırakıyorum. Senin hukukun bana ne külfet yüklüyorsa ifade edeceğim, ne hak tanıyorsa onda kullanır. Evet. Bu gayrimüslim azınlık hakkıdır. Biraz sonra onu da anlatacağız. Bu şartlarda bununla harp edemezsin. Harp edemezsin. Edersen öldürmen cinayettir bu kölenin hukuku fiiliyatta böyle belli de köle eman verebilir mi? Kumandan tereddüt etti. Hazreti Ömer'e sordular onun zamanda. Hazreti Ömer cevap verdi. Müslüman olan kölenin verdiği eman, kumandanın verdiği emandan fark yoktur. Riyayet edin. Başka bir şey. Harp ettiği millete, topluma, İslam'ı teklif edecek. Müslüman olmayı teklif edecek. Kabul etmezlerse o zaman harp edecek. Halid bin Velid bir seferinde bu teklifi yapmadan harp etti. Bunu Peygamber aleyhissalatü vesselam duydu. Halid'i sigaya çekti. Halid bin Velid ki vaktiyle kafirler arasında yekta bir adamdı. Müslüman oldu. İslam kumandanı oldu. Ente seyfullah ya Halit buyurdu ona peygamber. Sen Allah'ın kılıcısın. O Halit dedi ki biz onlarla niye harp ettiğimizi biliyorlardı. Onun için teklife gerek görmedim. Peygamber aleyhissalatü vesselam öldürdükleri herkes için diyet ödetti. Bu menakıb kitaplarında yazıldı. Öldürdükleri köpekleri için bile ehli küfrün, harbettikleri milletin tarafın köpekleri için bile sahiplerine diyet ödettirdi. Demek ki kölenin hukukunun hür adam hukukundan hiçbir farkı yok. Eğer bunu müessese olarak ipka etmeseydi öldürmeler çoğalacaktı. Müslüman köleleri de kurtarmak da kabil olmayacak. Dinde iki yol vardır. Ruhsat yolu, azimet yolu. Azimet yolu, Allah'ın mutlak gidilmesini emrettiği yoldur. O evet. yoldan gidilemediği takdirde, arzi şartlar sebebiyle bir ruhsat yolu açar. Bunun tipik örneği, başka bir e, prensip dolayısıyla geniş anlatacağız. Bunun tipi görneği evliliktir. Tek evlilik Allah'ın emridir. Çünkü insan neslinin devamı bütün canlılarda olduğu gibi erkek ve dişinin birlikteliğine bağlıdır. Bu Allah'ın emridir. Evet. Ama bir evlilik Allah'ın emridir. Bu evlilikten murat evlat sahibi olmak olduğu için kadın kısır çıkarsa mesela Sebeplerden biri. Tafsil etsek çok sebep var da. Kısır çıkarsa, o sokağa o kadın başkası da almaz. Çünkü evlilikten murat evlat sahibi olmaktır. O sefalete sürüklenir. Onu boşamadan bir ikinci kadın alma hakkı ruhsattır. İsterse sabreder, isterse bir ikinci aile alır. Bu ruhsattır. Evet. Dinde böyle ruhsat yolları var, arızi sebepler. Buna dair bir vaka anlatayım. Buyurun Üstad. Darül Fünun, İstanbul Üniversitesi Darül Fünun'ken orada bir Ortodoks Ermeni. Hukuku düvel müderrisiydi tanzimattan sonra azınlık haklarında söyleyeceğiz. Gayrimüslimlere tanzimattan evvel verilmeyen bazı haklar verildi. Bu haklardan biri de devlet memuru olmaktı, olabilmek. Bu Kayserli bir Ermenidir. Ama Ortodoks mezhebindendir. Hanımında rahimde bir rahatsızlık oldu cinsi münasebet mümkün değil. Dolayısıyla evlat sahibi olması mümkün değil. Hanımı da çok seviyor. Çocuk sahibi de olmak istiyor. Cinsi tatmin de insanda fıtridir. Allah azim bütün canlıları bu meyelan ile teçhiz etmiştir ki nesil devam etsin. İmam Gazali hiç asli meyil görür. Kuvve-i akliye, kuvve-i kadabiye, kuvve-i şeheviye bu neslin devamı için verilmiştir. Patikhaneye gidiyor. Ben karımı boşamak istemiyorum diyor. Onu seviyorum. Evet. Lakin genç dinç bir insanım. Evlat sahibi de olmak istiyorum. Bana bir çare gösterin. Papazlar diyor ki bunun çaresi yok. Bunun çaresi yok. Tek ellik var. İkinci bir ellik yapamazsın. Yok adını boşasam sefalette düşecek. Hem de boşamak da istemiyorum. Seviyorum karımı. Bir kabahati yok. Allah'tan bir arıza var. Kafasına kendi dini hakkında bir şüphe doğuyor. Çıkarken bir papaz yetişiyor arkasında. Diyor ki ona sen aptal mısın adam diyor. Bir adam. Tuttum etes. Bunu papaz diyor. Diyor ki benim dinim Metres'le birlikte olmaya müsait mi? Değil ama ne yapalım diyor. Bu adam diyor ki arkadaş bu din gerçek hayatın ihtiyacına cevap veren bir din olsaydı madem ki hayatta böyle bir durum mevzu bahis buna bir cevabı olurdu. Gidiyor meşihat makamına. Meşihatta diyorlar ki hiçbir veis yok Müslüman olursan ikinci bir aile alırsın. O da ailendir, o da ailendir. Aynı hukuka haizdir. Ben Müslüman oldum diyor. Bunun adı Ali Şahbaz'dır. Ali Şahbaz hukuku düvel müderrisi. Hukuku düvel yani devletler hukuku adında da kitabı da vardır. İnternetten belki hakkında evet. bilgi de elde edebilirler. Bu da meşrutiyet devrinin adamıdır. Çok eskiye gitmiyorum. Demek ki dinde bir ruhsat yolu var bir azimet yolu var. Cariye ile cinsi münasebet ruhsattır, emir değildir. Ruhsattır. O takdirde o cariye çocuk sahibi olursa ona da ümmü velet denir. Ümmü velet aynen diğer çocuk doğuran hür kadının haklarına aiz olur. Resmen nikah altına alınır. Şimdi Cariye ve esir. Sade ismen ifka edildiği zamanla ortadan kalkması sağlandığı da şununla sabittir. Bazı günahlara kefaret olarak esir azat etmek konulmuştur. Mesela Bedir harbinde esir olan müşriklerden yazı bilenler evet Müslümanlardan yazı bilmeyen on kişiye yazı öğretmek mukabilinde azat edilmiştir. Çeşitli vesilelerle köle azat etmek bir günahın karşılığında veya bir hasanat olarak ayrıca teşvik edilmiş olmaya ilaveten bu surette zamanla ortadan kalkmıştır. 19. asrın sonlarına doğru Avrupa köleliği ismen kaldırdı da fiiliyatta kaldırabildi mi? Afrika'ya giden emperyalistler Afrika'daki insanlara ne muamele yaptıklarını kendi kalemlerinden görebiliriz. Kendi kalemlerinden kendi ifade. Amerika'ya giden Avrupalılar yerlere ne yaptıklarını biliyoruz. Evet. Bugün bile bugün bile İslam'daki köle <laughs> hukuku batıdaki işçi hukukundan daha mı terakkiydi? İsmin ne emniyeti var? Hiçbir emniyeti yok. O ismi de işte köleleri mübadele ederek kendi kölesini kurtarmak ve harpte köle olmayacaksa öldürmelerin önüne geçmek içindir. Demek oluyor ki insanı tekrim eden İslamiyet köleliği cariyeliği kabul etmekle insanı alçaltmış değildir. Çünkü kölenin hukuku cariyenin hukuku aynen hür adamın hukukunun aynıdır. Mesela insanlar arasında meslekler itibariyle dair Hesap dersin. Bu adamı alçaltmak değildir ki. O bir vasfını ifadedir. Yani bu esaretten gelmiş buraya. Bunu ifade eder. Bir adama Alman demek, Fransız demek alçaltmak mıdır? Bu da bunun gibidir. Onun başından geçen bir maceranın adı olarak muhafaza edilmiştir. Bunun manası ismen muhafaza edilmiş, muhteva itibariyle iptal edilmiştir. Evet. Bunu gördükten sonra gelelim azınlık haklarına sade kölenin evet. değil köle olmadan eman dileyen eman dileyen İslam devletinde aynen vatandaş gibi bir takım haklara haiz olur. Bunlara zimni denir. Zımni'nin ticaret hakkı var. İnanç serbestisi hakkı var. Kıyafet hakkı var kendi dilsanlı konuşma hakkı var. Bunlara hiçbir tahtit yok diyebiliriz. Evet. Böyle midir? Bir iki istisna var. Onda sebebi var. O da insanı alçaltmak değildir. O da İslam'ın realist olmasındandır. Adam gelir. Sana güç yettiremediği için. Tamam eman diliyorum der senin devletine dahil olur. Ama içi dahil olmamış olur. Halbuki İslamiyet'te nahrin hakim bir zahir. Hüküm zahire göredir. Zahirde biat ediyorum dedi. Fesat çıkarmak için de bunu yapar. Kendi mağlubiyetinin intikam duygularıyla da bazı işler yapar. Çeşitli sebepleri vardır bunun. Psikolojik sebepleri vardır. Bu sebepler dolayısıyla onlara güvenip de ona asker yapmaz. Evet. Bunda ne var? Yahudiler de Filistin'den sürdükten sonra hiçbir Avrupa devleti asırlar boyunca Yahudiler ne memur yapmıştır ne asker yapmıştır. Güvenmediğinden. Hatta sade güven değil. Siz bizim peygamberimizi çarmıha gerdiğiniz diyerek nefret duyduğundan. Yahudiler için Filistin'den çıkardıktan sonra Batı aleminde konulan tahditler akla durgunluktur. Adamlar eskicilikten başka bir iş yapma şansını uzun asırlar elde edememişlerdi. İslamiyet güvenmediği için asker yapmaz. Çünkü orduda bir nefer bir bozguna sebep olur. Evet. Karşı tarafa istihbarat yapar. Devlet memuru yapmaz. Müslüman aleyhine mahkemede şahitlik yapmasını kabul etmez. Gareskar davranır diye. Hepsi bu kadar mı? Tanzimata kadar kıyafeti itibariyle de sokakta gördüm. Bu Ermeni, bu Rum, bu Yahudi bilecekti. Bu kavaydı koyan, bu kaideleri koyan Hazreti Ömer'dir. Çünkü bir insan karşısındakiyle bir münasebette bulununca onun Müslüman mı? Hristiyan mı? Ermeni mi? Rum mu? Olduğunu bilmesi lazım. Yahudi mi olduğunu bilmesi lazım. Bunu bilmezse Müslüman diye itimat eder, kazıklanır. Bu şartlar insanlık haklarına aykırı değildir. Çünkü temel esas değildir. Lisanlı konuşuyorsun. inancında evet. İnancında hürsün. Kıyafetinde hürsün. Sadece Müslüman kıyafeti giyemezsin. Ha bir şey daha var. Müslüman devletinde yaşayan gayrimüslim silah taşıyamaz. Bu da güvensizlik. Dikkat ederseniz bunlar hep güveni güvenle yani. ilgili evet. işlerdir. Onlara evet. Onları alçattığından değil. Evet. Şimdi İslam'ın realistliği bunu gerektiriyor. Demek oluyor ki bu gayrimüslimi alçaltmak değildir. Bunun bir sebebi de şudur. İslam'da harp taarruzi değildir. İslam'da harp tedafiidir. Müdafaa harbidir. Peki müdafaa harbidi de Müslümanlar taarruz etmez mi? Bilirsen ki düşman hazırlık yapıyor sana. Saldıracak istihbaratın var. Sen ondan evvel davranabilirsin. Bekle de Hristiyanlık değil İslamiyet. İleride göreceğiz. Tadilik prensibi. Evet. Hristiyan da bir yanağına bir tokat mı vurdu? Öbürü de uzat. Herif ona da vurur. Bu miskinliktir. Bu meskenettir. İslam mı İzzet dinidir. İzzet dini şereftir. Şerefül insan bil iman. La bil mal ve la bil nesep. İnsanın şerefi iman iledir. Malla veya neseple değil. İnsanlar arasında insanlar arasında ayrım hiçbir iman esasından başka bir esasa dayanmaz. İnananlar bir millet, inanmayanlar bir millettir. Evet. İslam'ın millet anlayışı kavmiyet değildir. Ulusalcıların kulakları çınlasın. Onların her düşüncesi İslam'a aykırıdır. Kavim üzerine bina etmez milleti. İnananlar bir millet, inanmayanlar bir millet. El küfrü ümmetin vahide. Kafirler bir millettir. Müslümanlara karşı tavrında nasıl müşterek bir hissiyat içinde olduklarını bugün bile görüyoruz. Suriye'den giden muhacirler Hristiyan olsalar Avrupa bu telaşı göstermez. Onları başına tac eder. Evet. Türkiye'den giden Süryaniler bir kelime Almanca bilmese bile gider gitmez Almanya'da vatandaşlığı almıyor. Yunanlar da böyledir. Hristiyan olduğu için. Bunun manası, bunlar hepsi bir millettir. Fransız da aynı işi yapar, Alman da aynı işi yapar, İtalyan da aynı işi yapar. El küfrü ümmetin vahide, Küfür bir millet, inananlar da bir millettir. İnsanlar arasında bu tefrike benzer bir talih tefrik daha vardır. Herkes Müslüman. Hı. Ama kim üstün? Herkes eşit değil. Kainatta hiç birbirine eşit iki zerre yoktur. Bu Allah'ın müteal sıfatına ait bulunmasının neticesidir. Alemi mümkün kılan, bu alemin yürüyüşünü mümkün kılan, alemdeki ihtilaf yani farklılıktır. Allah birbirine eşit iki zerre yaratmamıştır. Bu farklılık sebebiyle bu alem mümkün oluyor. Müminler arasında da fark. Bunda şu ayet belli ediyor. Evet. Ya yönnas. Ey insanlar. İnna halaknakum min zekerin ve unsa. Sizin hepinizi bir erkekle bir dişiden meydana getirdik. Evet. Ve şubem şuuben ve kabaile. Sizi şubeler, kabileler haline getirdik. Litarefu bilinesiniz birbirinizden farkınız olsun diye. inna ekremeküm. Sizin Allah katında makbul olanınız etkaküm. Takvayı koyu. Kim takvada üstünse o şerefli. İster Afrikalı simsiyah bizdenci olsun, ister roman vatandaş olsun. Hiç farkı yok. Kim Allah'ın emirlerine riayette üstünse üstünlük budur. Başka bir üstünlük tanımaz. Düktü, düşesli. Efendim Mark Marksiz ne, ne diyorlar? Markidir. Bunlar fondur. Bunlar yok. İslam'da asalet diye bir şey yok. Ha tabi ananın babanın ırkın bir realitedir. Ehemmiyeti vardır ırkın meziyetlerinden dolayı kavmini sevebilir insan. Bu bir yakınlıktır. Realizm prensibinde göreceğiz. Bu insan realitesidir. Hiç kimse kendi çocuğu kadar başkası çocuğunu sevemez. Bu yakınlıktır. Akrabana da evet. hemşerine de yakınlık duyarsın. Kavminden olan adama da yakınlık duyarsın. Onun tarihteki başarılarıyla de iftar edersin. Üstünün etten, kandan, kemikten geldiğini kabul İslam'ın reddettiği şeydir da ırkı ne dava etmeye müsaade eder ne de inkar eder. Şimdi kölelik bu. Gelelim azınlık haklarına. İnsanların hükümdarların tebasına karşı hudutsuz selahiyetleri varken ilk defa 1215 tarihinde Magna Carta diye meşhurdur. Hı hı. İngiliz kralının tebasına verdiği bir takım haklarla insan hakları tanınmıştır. İlk defa. Evet. Bundan sonra arada başka bu işin başka merhaleleri de var. İnsan haklarını tanımakta Magna Cartayı ilk sayanlar. İslami gerçekleri görmemezlikten gelme yolunu tercih ettiklerinden. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü vesselam hayattayken Medine'de gayrimüslimler vardı. Hem Müslümanların hukuku Medine site devletinde hem Müslümanların hukuku hem de orada yaşayan Yahudilerin hukuku, gayrimüslimlerin hukuku bir resmi vesika ile tespit edilmiştir. Dünyada bu ilk yazılı anayasadır. Frankler kontrat sosyal derler. Yani toplum anlaşması. Toplumun üzerinde temel ittifak ettiği temel esaslar. insan hakları. Devletin hakkı ne? Vatandaşın hakkı ne. Bu 1215'teki Magna Katar'dan evvel takriben 700 küsür sene evveldir. Hatta Mekke fethi olunur olunmaz ilk duyurulan şeylerden bir tanesidir Tabii değil mi? çünkü burada insan hakları tanınıyor. Evet. Bu insan hakları kaç madde? 47 madde. 47 maddenin 23'ü azınlık haklarına talip. Yarı yarıya aşağı yukarı. Evet. Yarı yarıya Medine'de yaşayan Yahudilerin ne hakları var? Bunu belirtiyor. Dünyada bunun üstüne hiçbir insan hakkı tanıyan vesika buna tekadüm etmiş olarak da gösterilemez. Bundan sonrası da gösterilemez. <laughs> 1848'de Birleşmiş Milletler kurulduğunda insan hakları beyannamesi yayınlamıştı. Bundan evvel de 1789 Fransız İhtilali kebirinde bir insan hakları beyannamesi yayınlanmıştı. Arada bazı ufak tefek benzer hukuki metinlerde vardır da biz bu ikisi üzerinde duralım. Fransız ihtilalinden sonra Yayınlanan insan hakları beyannamesini yapanlardan birisi Lafet'tir. Lafet. Lafet İslamiyet'i tetkik etmiş biridir. Şu sözü söyleyen adamdır. Koca Muhammed. Adaletin zirvesine varmış. Hayran olmuştur. Kendilerine bin yıldan fazla tekadüm ederek peygamberin insanlık haklarını tanıdığını devlet olarak böyle bir kontrat sosyal vücuda getirdiğini öğrenince lafayet hayranlığını ifade etmekten çekinmemiştir Kaldı ki ben seyircilere bir şey tavsiye edeyim. Son devrin dini meselelerde kalem yürütenlerden birisi Hüseyin Kazım Kadir'dir. Hüseyin Kazım Kadir'i bazı insanlarda bu çok var. Yarısı çürük elma diyesim geliyor. Böyledir. Müslümanlığı dava etmiştir. Mesela Ziya Gökalp'in Türkçülüğün esaslarına cevap vermiştir. Hı Sebep şudur. Ziya Gökalp'in Türkiye'ye getirdiği felsefi görüş Türkay'ın sosyolojisidir. Türkay'ın bir Yahudi'dir. Türkay'ın sosyolojisinin esası şudur. Sosyal vakanın realitesi ilimdir. Veritesi ilim değildir. Bunu biraz açayım. Evet. Realiteye biz İslam literatüründe şey, niyet deriz. Yani var olup olmamak erçeği durumu. Türkçede mi gerçek sözü var? Hı hı. Hak içinde gerçek diyoruz. Var olup olmamak de gerçek diyoruz. Yani bu sopa var mı? Var. Evet. Bu söz gerçek. Evet, gerçek. Ama hak başka bir mevzu. O söz söylediğin söz hak mı, batıl mı? Doğru mu, yanlış mı? Diyelim ki diyor ki cemiyette hırsızlık var mı yok mu? Çeşitli hususiyetlerin cemiyetini inceliyor. Bunları var olup olmama keyfiyeti itibariyle inceliyor. İlmi olan budur diyor. Bu doğru mudur yanlış mıdır? Bu ilim değildir. Diyor. Dinin metafizik hakikatlerini topyekun çöpe gönderiyor. Gökalp böyle bir adam. Küçük mecmuada Mustafa Kemal'e Şiir yazıp da kurtar bizi kurtar Kara Sultan'dan diyen adam. Kürt Türkçülük yapıyor. Garip bir şey değil mi? Türkçülük yapıyor. Bedirhan Zadeler Arap. Abbasi Hanedan'dan. Onlar da Kürtçülük yapıyor. Kürtçülüğü de başlatan o. tabii burada şu kadarını söyleyeyim ki bu fitne imparatorluğu dağıtmak için körüklenmiş bir fitnedir. Evet. Yeri gelirse daha tafsilatını söyler. Şimdi Hüseyin Kazım Kadri bu insan hakları beyannamesini İslamiyet'e göre tahlil etmiştir. Ve İslam'daki insan hakları hükümlerinin bugün Birleşmiş Milletler'in ulaşamadığı seviyede yüce olduğunu ispat eden bu kitapta Yarısı çürük gelme diyorum ya. Evet. Bak ne naneler. Ne naneler söylemiş. 238. Kendi dilinden okuyacağım. Şimdi bu reformist. Bugünkü dinde reform yapmak isteyenler kafaları budur. Bunlar ağa babalarından birisi. Hı. Diyor ki İslam şeriatında erkeğin miras hissesi kadına nispetle bir misli fazladır. Kadın evet. yarım alır. Ailenin hayatını temin etmeye temin erkeğe düştüğü surette böyle bir hüküm cari olabilir. Fakat hal ve vaziyet değişir ve herhangi bir sebeple kadının da iştirakine ihtiyaç olursa onun da mirastan müsavi hisse almasına ne mani olur? Allah'ın hükmünü değiştiriyor. Evet. Bununla din mi inkar edilmiş veya iman hükümleri mi bozulmuş olur? Bilakis İslam şeriatının ahkamını zamanın ve mekanın değişmesiyle ahenkli olmuş olur ve dinin mevzuatıyla içtimai tahallül, tahavvüller, değişiklikler telif edilerek din ve şeriat daima mütevazin buyurul bulunur. Burada başka misaller veriyor. Şimdi başka bir sözü gelen. Şimdi zamanın ve mekanın inkılaplarına ve ihtiyaçlarına göre işi kolaylaştırmak için adetlere dayanan nas hükümlerinin yani Kur'an ayetlerinin bile kaldırılması mümkün iken defa dikkat et. Evet. Bunu İslamiyet'in insan hakları beyannamesinden üstün hükümler koyduğunu iddia eden kitapta yazıyor. Evet İslam diye e Kur'an ayetlerini bile kaldırması mümkün iken bu usulün İslam diyarının hemen hiçbir yerinde kabul ve tatbik edilmemiş bulunması, dinin mahiyetinin hakkıyla anlaşılamamış ve İslam şeriatının buna ait hükümlerinin yalnız kağıt üzerinde kalmış olmasından başka neye atfedilebilir? Evet. Şimdi bu İslamiyet'i müdafaa eden bir kitapta bir tane de yeniden misal vereyim mi? Onlar da dinde reform et, yapmak istiyorlar. Bak o da burada. Bu da profesör, ilahiyat profesörü. Mesela kızlara erkek kardeşlerini yarısı kadar hisse tavsiye eden ayete. Bu tavsiye değil, bu emir. Sebebini söyleyeceğim. Bu emir, burada biraz İslam'ın realizm prensibine geçmiş evet, oluruz ama evet. olsun zararı yok. Bu emir tavsiye eden ayetle Müslüman toplumun doktor, mühendis, şirket patronu olmuş kadının kadınını razı etmemiz mümkün değildir. Onların adalet adına yapılmış bir isyanları acaba... Kur'an'a mı yöneliktir denecek olursa biz bu kanaatte olmadığımızı söylemek durumundayız. Kur'an-ı Kerim'in 14 asır önceki mali değerlerini mali Aynen. değerlerini birer tarihi gerçek olarak saklayıp asıl alem şunun prensiplerini geçerli görmeliyiz. Mehmet Sayı Tatiboğlu Kur'an-ı Kerim'de mali hükümler meselesi Sayfa 12. Son derece sakıncalı ifadeler. Şimdi bu nedir? Evet. Burada biraz realizm prensibine geçmiş oluruz. Evet. İslam realisttir. İslam şunu bize gösteriyor ki, kainatta her varlık kaderin memurudur. Hem kaderin memurudur, hem mağlubudur. Bunun ispatı. Allah'ın bütün emirleri mahlukunun yarattığı hikmete mebnidir. İnsan hakkındaki hükümler de böyledir. Her varlığı bir hikmete, bir maslahata mebni yaratmış. Orada bir hikmeti teşriyesi var. Bu bir ilimdir İslamiyet. Yani niçin yarattı? Niye erkek kadın yarattı? Evet. niye böcek yarattı niye nebat yarattı niye hayvan yarattı üstelik bunların her birinde de böyle sonsuz çeşitler bunların her birinin bir hikmeti vardır şimdi insanı alalım kaderin mağlubudur uyumadan duramaz göz otomatik kapanır evet. yemeden duramaz defa hacet etmeden duramaz Allah'ın insan hakkındaki bütün emirleri onun meyelani fıtriyesine aittir. Onun için İslam'a eddinül fıtri derler, fıtrat dinidir. Fıtrata tetabuk eden hükümlerdir. Fıtratın müsbet taraflarını da menfi taraflarını da bütün esma tecelli halinde ya insanda. İlmi kül sahibi Allah'tan daha mükemmel bir surette bilmeye hiçbir varlık için imkan ve ihtimal olmadığına göre. Onun gizli ve aşikar temayüllerini bilir. Menfilere karşı şunu yapma. Müsbetleri geliştirmek için şunları yap diye emirler koyar. Şimdi buna biz yaratılıştaki hikmetin tetabuk ettiği fıtri temayüle maslahat deriz. Biraz sonra maslahatın dini hükümlerde ne rol oynadığını anlatacağız. Ama maslahat, maslahat onu gerektirmiştir ki erkekle kadının hem vücudunu hem de psikolojisini farklı yarat. Bu farklar birbirine tamamlayacak şekildedir evet. birbirini tamamlayacak şekildedir bakın bir yılan yumurtasını yol üstüne bırakmaz ondan bir yılan çıkacak bir kuş gidip de bir meydanlıkta yumurtlamaz ağacın tepesine yükselir yuva yapar çalı çırpıyı taşır yuva yapar oraya niye yavrusu mahpus kalsın diye Allah-u Azimüşşan ana rahmini bir kuyu gibi yaratmıştır. Aynı o yılanlarda adı bir mahvez. Evet. Kuyu gibi yaratmıştır. Orada yumurtayı hasıl eder. Kadının vücudu ayda bir yumurta yapar. Ana, kadın, çocuğu doğurmaya memur edilmiş demektir. Yumurtanın vücudunda meydana geliyor. Erkek doğurtmaya memur edilmiş demektir. Doğurtmaya memur eden de doğurmaya memur edenin küffeti bir değil. Doğurmaya memur eden onu ana rahminde dokuz ay bakıyor. Kanıyla besliyor. Evet. Ufak bir arızada düşük yapıyor. Şimdi bu külfete ilaveten kadını da erkekle birleşmesinden meydana gelen ailede geçimden mesul tutsaydı bu kadına haksızlık olurdu. Çünkü hem çocuğu dokuz ay ana rahminde besleyecek, doğuracak. Bir de insan yavrusunun sahir canlıların yavrularından farkı var. Yılanın yavrusu yumurtadan çıkar harekete başlar. Evet. Koyun bin sürülü koyunluk bir sürüyü düşün. Doğurur koyunun birisi. O yavruyu çoban sarısını alır. Belki yarım saat yürür. Belki bir saat yürür. Sonra bırakır. Kürkün sırtında doğar. Onu örtmesi gerekmez. O bin koyunun içinden o yavru gider anasını bulur, memesini bulur ve emmeye başlar. Eğer Allah azim işan o kayın yavrusuna bu insiyaki temayülü kudreti vermeseydi bin sürü içinde kendi anasını bulamaz memesini ememez ve hayatını idam ettiremezdi. Ama insan yavrusu bu takatte de değildir. İnsan yavrusunu anası alır kucağına memesini eliyle ağzına koyar. Kaldı ki erkeğin dememesi var. Çocuğu oldu diye erkeğin memesinden süt akıyor mu? Kadın ne yiyorsa gene onu yiyor. Evlat doğurunca onun gıdası hiçbir dünyadaki gıdalara eşit olmayacak. Vasıfta ananın vücudunda Allah halk ediyor. Bu o vazifeyi ona vermiş demektir. Hiçbir gıda ana sütüne eşit değildir. Anası denmeyen çocuklar itaatkar da olmazlar. Bugünkü arsız gençlerin çoğunun mamayla beslenmek gibi bir tesir de munzam olmak şartıyla tabii başka müessirler de var. Hallerini izah eder. Şimdi bak kadının örtünmesi şu fıtı hususiyetten. Kadının aileden geçim mecburiyetinden muaf tutulması da yükünden o Hı. çocuktaki külfetinden Hı. onu iki sene emzirecek onun külfetinden bundan dolayı o kadına erkekle eşit hisse verseydi bu erkeğe haksızlık olmaz mıydı efendim bugünkü kadın çalışıyor doğru kadın çalışamaz diye bir şey yok Kadın kendi fıtratına uygun işle çalışır. Almanya'da otobüs şoförlerinin yarıdan fazlası kadındır. Otobüs şoförlüğünde kullandığın kadın çocuk doğurmaz. Senin nüfusunda bak birinci Cihan Harbi'nde. Biz Anadolu'da 10 milyonduk. 10 milyon. Evet. Almanya bu aynı coğrafyada 120 milyondu. Bugün 50 milyon aynı bu kadını tabiatına aykırı işlerde çalıştırmaktan hilkatin Allah'ın ona yüklediği vazifenin yerine başka bir vazife koyup asli vazifesini uzaklaştırmaktan geliyor. Niye korkuyorlar Müslüman muhacirlerde? Kendileri çocuk yapıyor. Müslüman nüfusu Fransa'da da artıyor, Almanya'da da artıyor, İngiltere'de de artıyor. Kendi nüfusları eksiliyor. Evet. Bu kadına fıtratına göre muamele yapmamaktandır. Peki burada söylediği şahitlikte yarı bunda kabul etmez diyor. Şahitlikte yarı olması da kadının hissiliğindendir. Benim talebeliğimde bir vitin yarışması oldu. Bu yarışmayı Beyoğlu'nda 50'li yıllarda Beyoğlu'nda bir vitrin kazandı. Gazete gördük, gittik seyrettik. O vitrin şuydu. Bir yatakta karı koca yatıyorlar. Kadın kalkmış. Memesini çıkarmış çocuk emziriyor. Erkek arkasını dönmüş horluyor. İnsanlar kendi nefislerine sorsunlar çocuk sahibi olanlar. Küçük çocuk ağladığı zaman Baba anaya der ki sustur şunu yarın işe gideceğim. Senin de çocuğun sen sustursana. Fıtrat farkı var. Kadın üşenmez. Evet. Çocuk acıktı mı emzirir. Altını temizler. Yüksünmez. O çocuğun aziyetini kapatmak için o koyun sürüsündeki koyunun doğar doğmaz gösterdiği mükemmeliyeti insan gösteremez. En az iki üç sene. O aziyeti örtmek için Allah kadına hissilik vermiştir. O hissilik sebebiyle tekrim edilen cennet anıların ayakları altındadır denilen. Çünkü her erkeğe bir kadın doğurur. Kadınlara bu şeref yeter. Ama o vasfı o çocuk büyütmesi için kendine verilen o psikolojik aşırılık, hissilik Adalette ters netice verir. Evet. Bu ya arada katil acır de sonuna ya maktul acır adaleti evet. yanıltır. Evet. Kadının şahitliğini yarıya indirmek onu hukukunu azaltmak değildir. Onun real real hususiyetini kale almaktır. Bunu almazsan kadına zulüm olur. Kaldı ki kadının tut zırt, zırt şahitliğe evet. gitmesi de ona bir külfettir. Niye cuma namazına gitmekten muaftır? Men değil. Durumu müsait de gider. Ama sahil Müslümanlar sadece cemaatle kılınan cumayı kılmakla mükellef. Kadında muafiyet var. Dikkat edilirse kadına da erkeğe de ait hususiyetler hilkatin kendisine verdiği vazifeyi ifa edebilmesi içindir. Erkeğin Psikolojisi de kadından daha metanetlidir. Bedeni de metanetlidir. Çünkü onu hayat mücadelesine ayırmış. Sen ailenin geçimini sağlayacak. Bunun neticenin hükmü şudur. İslam'da hiçbir kaide sebepsiz değildir. İslamiyet öyle bir nizamdır ki beşer aklı Allah'ın hükümlerinin hikmetlerini kavramaya bile yetmezken anlamamazlıktan gelerek reddetmek nadanlıktan başka bir şey değildir. Allah'ı doğru tanıyamazsan, onun azametini idrak etmezsen işte böyle sefaretle düşersin. Onu da laleten bir insanın koyduğu nizam gibi zannedersin ve böyle değiştirmek lazım geldiği yolunda safsatalar, salyalar salarsın. Bunu diyen adama Müslüman denilmez. Ama Kur'an'da bir nesih meselesi, İslam'da nesih meselesi vardır. Bu söylediği şeyin belli şartlarda, belli ölçülerde bir değeri vardır. Hakkında nas olmayan işler hakkında ve bazı hikmetlere mevdi onu da gelecek programda İnşallah. Söyleyeyim. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz Üstad Kadir Mısıroğlu Ramazan Sohbetleri programımızın burada sonuna geldik efendim. Yarın yine aynı saatte görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.